Başka neler var? Bir haber vardı Yeni Akit gazetesinde. Ali Karahasanoğlu kardeşimiz bir yazısı vardı. Ali Karahasanoğlu kardeşimiz PKK'nın eylemlerine, söyledikleri yalanlara şaşırmamak gerektiğini, çünkü bu örgütün ateist bir örgüt olduğunu anlatan bir yazı yazmış. Açıkça anti-Leninist, anti-Marksist çalışma yapılsın dememiş ama bölge insanına bu örgütün gerçek yüzünün gösterilmesi gerektiğini belirtmiş. PKK-KCK propagandasının ahiret inancı olmayan ateistlerin eseri olduğu anlatılsın demiş. Eğer bölge halkı bu konuda bilgilendirilirse halkımızın teröre vereceği tepki PKK'nın iflası olur ifadelerini kullanmış. Şimdi yani bilgilendirme, oradaki halkı zaten komünistler küçük bir militan grubuyla yıldır korkutuyorlar. Yani şimdi PKK'ya katılım 2-3 türlü oluyor. Bir, ideolojik propaganda yapıp militan kazanıyorlar. Yani onların asıl kadrosu oluyor. İkincisi, o militan kadro korkutarak büyük kitleleri kendilerine hizmet ettiriyorlar. Ki yani asıl komünist hareketin en vahim yönlerinden biri budur. Yani büyük kitleleri korkutarak şiddet ve terörle yönlendirirler. Mesela iki kişi bütün bir çarşının bütün kepenkleri kapattırabilir. Gezer der, arkadaş saat 10'dan itibaren bütün kepenkleri kapatacaksınız. Kapatmazsak ne olur diyor. Bombalarız diyorlar. Aa, tamam o zaman diyor. Hepimiz kapatalım diyor. Yani komünist hareketin mühim bir gücüdür bu. Terör. Terörle şiddetle yıldırmak. Bunu elde ediyorlar. Bir kısmı da intikam sahikiyle yapıyor. Yani akrabaların, tanıdıklarının işte intikamını almak kafası yapıyor. Ne yaptığından haberi olmuyor. Asıl olan bilinçli olarak eğitilmiş çekirdek kadro, parti kadrosudur. Asıl militan kadro, yani felsefi eğitimden geçmiş kadrodur. Onlara karşı felsefi, bilimsel eğitim verildiğinde konu biter. Yoksa oradaki halk zaten dinler. Halka biz desek ki PKK komünist örgüt desek, zaten biliyor onlar komünist olduklarını. Bilmiyor değil ki, halk biliyor. Biliyor da adamın evine geldin mi komünist militan, adam ne derlerse yapar. Ve yapıyor. Birçok kişi öyledir. Hadi toplantı yapacağız amca diyor. Geleceksin diyor. Namaz kılan dedem oraya gidiyor peşlerine. Toplantıya katılıyor. Yani aksini yapamıyorlar. Yani halk oradaki kişiler komünizmin dinsizlik olduğunu bilmiyor değiller. Biliyorlar. Fakat verilecek cevabı bilmiyorlar. Bunu devlet yapacak. Halk yapamaz bunlara cevabı. Yani komünist adama ne cevap versin dedem? Diyalektik felsefeyi anlatacak adama. Marksist felsefenin detayını anlatacak. Darwinizm, materyalizmi anlatacak. Benim Güneydoğulu, Nurlu dedem ona ne anlatsın? Ne bilecek adam? 3-5 tane Kur'an suresi biliyor. Biraz fıkıh bilgisi biliyor. Bilmez. Cevap veremez ona. O cevabın bilimsel, felsefi, usta iyi anlatımla onlara anlatılması gerekiyor. Bunu profesörler, doçentler yapacak. Veyahut bizi bırakacaklar, biz yapacağız. Hallaç pamuğu gibi atacağız. Ya bizim yolumuzu açsınlar, yerle bir edelim, ya devlet yapsın. İkisinden birisi. Üçüncü bir yol yok. Başka türlü olmaz. Yani habire, işte bunlar canidir diyor. Yani Kürt olan kardeşlerimiz bundan cani olduğunu duymuyor mu? Duyuyorlar. Zaten bunlar dine, imana, mukaddesine karşı tavırlarını açık açık gösterip söylüyorlar da. Bilinen bir husus bu. Ama fikren oradaki Kürt kardeşlerimiz baş edemez bunlarla. Baş etmek için ihtisas sahibi, kültürlü, Marksist Leninist felsefeyi çok iyi özümsemiş, çok iyi analiz etmiş, cevap verebilecek, Darwinizm, materyalizmin bütün detaylarını bilen, genel kültürü müthiş, gayet güzel hitabet olan insanlar gerekir. Bunun dışında netice alınmaz. Durup durup PKK'ya siz zalimsiniz, gaddarsınız, Allahsız, kitapsız demekle bundan netice alınmaz.
karşı cevap verilmesi lazım. Adamlar dini eleştiriyor, dedem cevap veremiyor. İslam'ı eleştiriyor, cevap veremiyor. Leninizmi anlatıyor, cevap veremiyor. Darwinizmi anlatıyor, cevap veremiyor. Bunu devlet yapacak. Yahut devlet bunu yapacak adamlara destek verecek, yolunu açacak. İkisinden birisi. Doğru mu Leyla Hocam? Doğru inşallah.